Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Biz 12 Ocak'ta bildiğiniz gibi CPT'ye bir başvuru yapmıştık. Bugün hani açıklamayı birlikte yaptığımız kurumların imzasıyla. Odağında şey vardı, İmralı Hapishanesi'ndeki uzun süreli tecrit ve dışarıyla irtibat durumunun olmaması. Buna ilişkin CPT Türkiye'ye geldi. 13-24 Şubat arasında burada kaldı. Sonrasında bir açıklama yaptı. Biz de bu açıklamaya istinaden, bu sürece istinaden CPT'ye mektup göndermiş olan kurumlar bugün bir kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı duyduk. Bu sebeple bugün buradayız. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Hazırlanmış olan ortak metni ben okumak istiyorum. İmralı F tipi yüksek güvenlikli hapishanesinde tecrit ve mutlak iletişimsizlik devam ediyor. Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi CPT 23 Şubat 2024 tarihinde yaptığı bir basın açıklamasıyla 13-22 Şubat 2024 tarihlerinde Türkiye'ye özel amaçlı bir ziyaret gerçekleştirdiğini duyurdu. CPT söz konusu açıklamasında ziyaretin temel amacının yüksek güvenlikli hapishanelerde tutulan kişilere yönelik muameleyi incelemek olduğunu ifade ederek ziyaret edilen hapishanelerin adlarına yer vermiştir. Ayrıca açıklamada ziyaret edilen hapishaneler arasında her ne kadar İmralı F tipi yüksek güvenlikli hapishanesi bulunmamakla birlikte ziyaret vesilesiyle ilgili makamlarla yapılan görüşmeler sırasında İmralı F tipi yüksek güvenlikli hapishanesinde halen tutulmakta olan mahpusların durumuyla bilhassa da onların dış dünya ile temasları ile ilgili konuların da gündeme geldiğini belirtmişlerdir. Bu vesileyle İmralı F tipi yüksek güvenlikli hapishanesi ile ilgili görüşlerimizi kamuoyuyla bir kez daha paylaşmak isteriz. Yukarıda sözü edilen ziyaretten kısa bir süre önce, yani 12 Ocak 2024 tarihinde ÇAD, İAD, ÖAD, TİF, TOAF, CİST, Batman Barosu, Diyarbakır Barosu, Hakkari Barosu, Mardin Barosu, Muş Barosu, Şanlıurfa Barosu, Şırnak Barosu ve Van Barosu olarak İmralı F tipi yüksek güvenlikli hapishanesinde tutulmakta bulunan Abdullah Öcalan, Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım ve Veysel Aktaş'ın aileleri ve avukatları ile görüş yapma haklarının çok uzun yıllardır insan hakları hukukuna bütünüyle aykırı bir şekilde ihlal edilmesi konusunda CPT'ye bir mektup göndermiştik. Mektubumuzda hapishanelerdeki insanların fiziksel ve ruhsal bütünlüklerinin ciddi şekilde zarar görmesine neden olan tecrit izolasyon uygulamasının özel ve ayrımcı bir biçiminin İmralı Hapishanesi'nde yaşandığı, avukatlarının müvekkilleri Abdullah Öcalan ile görüşme yapma taleplerine 7 Ağustos 2019 tarihinden bu yana hiçbir şekilde olumlu yanıt verilmediği, Veysi Aktaş, Hamili Yıldırım ve Ömer Hayri Konar'ın ise İmralı Hapishanesi'ne nakledildikleri 2015 yılından bu yana avukatları ile bir kez dahi görüşme imkanı bulamadıkları, aileler ile yüz yüze son görüşmenin 3 Mart 2020, son telefon görüşmesinin ise 25 Mart 2021 tarihinde gerçekleştiği bilgisine yer vermiştik. CPT, İmralı Hapishanesi'ne 1999 yılından bu yana sonuncusu 21-29 Eylül 2022 tarihlerindeki yapılan ziyaret olmak üzere toplam 11 ayrı ziyaret gerçekleştirmiştir. CPT kamuoyuna açıklanan çeşitli yıllardaki ziyaret raporlarında bu ağır izolasyon ve tecrit tarihiyle ilgili kapsamlı tespitlerde bulunmuş, durumun iyileştirilmesi için tavsiye ve önerilerini defalarca inerlemiştir. Örneğin konuyla ilgili kamuoyuna açıklanan son rapor CPT'nin 6-7 Mayıs 2019 tarihinde Türkiye'ye yaptığı ziyarete dair 5 Ağustos 2020 tarihinde yayımladığı raporda birçok ihlal tespitine yer verilirken raporun 51. paragrafında avukat ve aile görüşmesiyle ilgili olarak CPT Türk makamlarını İmralı Hapishanesi'nde tüm mahkumların
istedikleri takdirde yakınlarından ve avukatlarından etkili bir şekilde ziyaret alabilmelerini sağlamak için gerekli adımları atmaya çağırıyor. Bu amaçla disiplin nedenleriyle aile ziyaretlerini yasaklama uygulamasına son verilmelidir. Ayrıca komite Türk makamlarından İmralı hapishanesinde tutuklu bulunan tüm mahkumların aile üyeleri ve avukat ziyaretleri hakkında aylık olarak açıklama yapmalarını talep etmektedir, denilmektedir. SİPİD'in kamuoyuna açıklanan hemen tüm raporlarında yer verilen bu ve benzeri açık ve net ifadelere karşın bugüne değin konuyla ilgili olarak yapılan tavsiyelere ilgili makamlar tarafından uyulmamıştır. Kaldı ki SİPİD'in bu tür tavsiye ve önerilerinin ötesinde 2015 yılında güncellenen mahpuslara muamelede Birleşmiş Milletler Askeri Standart kurallarının yani Nelson Mandela kuralları 43, 43'e 3 ve 41'e 5 maddelerinde sıklıkla öne sürülen disiplin yaptırımları gerekçesiyle bile olsa avukat, aile ve avukat görüşmelerinin engellenemeyeceği açıkça ifade edilmektedir. Yanı sıra hukuk ve insan hakları kuruluşları olarak SİPİD'e ilettiğimiz söz konusu mektubumuzda İmralı hapishanesinde süre gelen iletişimden yoksun bırakma halinin ağırlaşması ve koşullarda hiçbir değişikliğin gerçekleşmemesi nedeniyle SİPİD'in işkencenin ve gayri insani ya da küçültücü ceza veya muamelenin önlenmesine dair Avrupa Sözleşmesi'nden kaynaklanan yetki ve sorumluluklarının bir gereği olarak sorunun çözümüne katkı sunmalarını beklediğimizi ifade etmiştik. Buna karşın İmralı F tipi yüksek güvenlikli hapishanesinde tutulan Abdullah Öcalan, Ömer Hayri Konar, Hamidi Yıldırım ve Veysi Aktaş'ın son dönemde yaklaşık 3 yıldır maruz kaldıkları başta aileleri ve avukatları ile görüşememe ve dış dünya ile temaslarının kesilmiş olması hali yol açtığı tüm ağır etki ve sonuçlarla birlikte devam etmektedir. Kısacası aşağıda imzası olan insan hakları ve hukuk kuruluşları olarak evrensel hukuk normları ve insan hakları değer ve ilkeleri açısından bu kabul edilemez sorunun bir an önce çözümüne yönelik adımların ivedilikle atılması gerektiğini ve bu sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuyla paylaşmak isteriz. Bu açıklamada imzası bulunan kurumlar arkadaşlar Batman Barosu, CİST, Çağdaş Hukukçular Derneği, Diyarbakır Barosu, Hakkari Barosu, İnsan Hakları Derneği, Mardin Barosu, Muş Barosu, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği, Şırnak Barosu, Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Urfa Barosu ve Van Barosu.